kelamın tarifini yaptı. Dedi ki el kelamın ma tavamene kelimeteyni bil isnadi. El kelamın kelam ma öyle bir lafızdır ki tavamene kelimeteyni iki kelimeyi zımnında bulundurdu. Bil isnadi isnat sebebiyle hasıl olan bir tazammunu gerçekleştirdi dedi. Sonra وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ وَلَا يَتَأَتَّى اَيْ لَا يَحْصُلُ ذَٰلِكَ bu hasıl olmaz, eyl kelamı kelam hasıl olmaz. اِلَّا فِي ضِمْ اِسْمَيْنِ ancak iki ismin zımnında اَوْ فِي ismin ve fiilin veya bir isim bir fiil zımnında hasıl olur dedi. Şimdi İbn Hacib Hazretleri metinde el kelamu ma tazammana kelimeteyni bil isnad ve la yetaatta zalika illa fismeyn ev fismin ve fiilin demiştir. Abdurrahman el Cami Hazretleri bunun üzerine gördüğü notları, ilmi notları düşmüş oldu. Şimdi ve la yetaatta ey la yahsulu diye tefsir etmiştir. La yetaatta'nın la yahsulu diye tefsir edilmesi mecazi bir tefsirdir. Zikrul melzum ve iradetül lazım kabilindendir. Yeteetta kelimesi etadan gelir. Arkadaşlar etayı itiden gelir. Teetta yeteetta diye ne olmuş olur? Tefeül babına nakledilmiş olur. Şimdi gelmek ve gitmek meselesi ruh sahibi olanlara aittir. Yani canlı olanlara aittir. Doğru mu? Yani etayı iti gelmek ve gitmek işi neyle alakalıdır? Canlı olanlarla alakalıdır. Dolayısıyla burada canlı olan bir şeyden bahsedilmiyor. Yani teatta burada efendim zikrul melzum iradetül lazım kabilinden bir mecaz mana kastedilmiştir. Yani bir insan geldiği zaman hasıl olmuş olur. Geldiği yere hasıl olmuş olur. Dolayısıyla velayete etta la yahsulu manasındadır. Yani buradaki la yetaatta'dan kastedilen mecazi bir manadır. Efendim la yetaatta la yahsulu demektir. وَلَا يَتَأَتَّى اِلَا يَحْصُلُ diye tefsir etmesini anladık. ذَٰلِكَيْ اَيْلْ kelam diye tefsir etmiş. وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ peki burada ذَٰلِكَنِنْ başka ne ihtimalleri vardı ki ذَٰلِكَ deyince bunu el kelam diye tefsir etmiştir. Veya böyle bir tefsirle beraber bize neyi anlatmak istemiştir? Şimdi burada arkadaşlar وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ dediği zaman tarife bir bakalım. El kelam مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ en yakında ne vardır? İsnat vardır. Velayete ette zelke bu isnat gerçekleşmez. Biraz daha ileride tezamun var. Velayete ette zelke bu tezamun gerçekleşmez. İlla fismeyni diye. Bir de el kelamu diye baş tarafta velayete ette zelke kelam gerçekleşmez demiş olur. Yani muşarun ileyh isnat olma ihtimali var. Tezamun olma ihtimali var. Ve kelam olma ihtimali var. Ki kafi üzerindeki bazı muhşiler, şarihler ذَٰلِكَنْ مُشَارُنْ لَيْهِمْ isnat demişlerdir. Bazıları efendim tezamun demişlerdir. Bazıları da kelam demiştir. Musannif burada Şarih Hazretleri, Abdurrahman el-Cami Hazretleri ne yapmıştır? Burada ذَٰلِكَنْ مُشَارُنْ لَيْهِ efendim isnat değildir, tezamun değildir, tarif de değildir, muarraf olan kelamdır. Şimdi burada ذَٰلِكَنْ مُشَارُ اِلَيْهِ kaç tane olma ihtimali var? Bir, isnat olma ihtimali var. İki, tezamun olma ihtimali var. Üç, tarif olma ihtimali var. Dört, kelam olma ihtimali var. Bu dört tane ihtimalden üçünü eledi, kelam ihtimalini ön tarafa çıkardı. Kelam, biraz da uzakta olduğundan dolayı, yani ismi işarete göre uzakta olduğuna göre وَلَا يَتَأَتَّى هَذَا demedi. وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ dedi. Doğru mu? Burası da anlaşıldı mı arkadaşlar? Velayete ette edenlik. Şimdi neden kelamı tercih etmiştir? Yani velayete ette edenlike derken neden burada efendim muşar-ı ileyhin kelam olduğuna özellikle parmak basmıştır? Şimdi sıradan bir insan konuşurken rastgele konuşur, çok önemsemez. Ama edip insanlar, bilgili insanlar konuşurken böyle altın tartar gibi konuşurlar.
her kelimeyi yerli yerine oturtmaya çalışırlar. Dolayısıyla İbn Hacım Hazretleri'nin hele hele kitaba yazdığı, koyduğu şeyler böyle hani aklıma geldi yazdım gibi değildir bunlar. Çok ince ölçülerden geçtikten sonra Risale haline, kitap haline gelmiştir. Şimdi olaya bir bakalım. Kelime ve kelamı anlatıyor. Kim? İbn Hacım Hazretleri. Kelimedeki uslubu neydi? Kelimede önce kelimeyi tarif etti. Sonra kısımlarını anlattı. İnhisar deliliyle kısımlarını anlattı. Doğru mu? O zaman sonra kelama sıra gelince ne yapması lazım? Oraya mutabık olabilmesi için. Önce kelamın tarifini yapması lazım. Sonra da onun kısımlarını söylemesi lazım. Varsa kısımları söylemesi lazım. He. O zaman velayete ette zâlike geride li enneha imma en tedülle alâ ma'nen vehiye ismun ve fi'lün ve harfun vardı ya vehiye ismun ve fa'lün ve harfun, bu onun yerine geçmiş oluyor. Yani kelimeyi söyledi, kısımlarını saydı, sonra inhisar delilini söyledi. Burada da kelamı söyleyecek, sonra inkısamını söyleyecek, sonra ne yapacak? Hasır delilini söyleyecek. Yani kelamın bidayeti, devamı bidayetine muvafık olabilmesi için üslup böyle gider, doğrusu budur. Anlatabildim mi efendim? Demek ki velayete etta nedir? Kelamın tarifinden sonra taksimine işarettir. Kelamın tarifinden sonra taksimine işarettir. Ne gibi? Kelimenin tarifinden sonra وَهَيَ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ diye taksimini anlattığı gibi. Burada şimdi karşılaştırma yaptığımız zaman yukarıda bakın arkadaşlar. وَهَيَ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ dedi. Doğrudan doğruya isim, fiil, harftir dedi. Ama burayı anlatırken وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ اِلَّا فِسْمَيْنِ hasırla bunu anlattı. Yani nefi istisna ile burasını anlattı. Aradaki farkı görebildik mi? Yani yukarıda kelimenin kısımlarını sayarken ne dedi? وَهَيَ اِسْمُ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ dedi. İsim fiil harftir dedi. Ama kelamın kısımlarında وَهِيَ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا demedi. وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ kısımlarını anlatıyor ama bu gerçekleşmez ancak şöyle gerçekleşir diye nefi istisna ile ne yapmıştır? Hasır yapmıştır. Yani birisini anlatırken hasır kullanmamış. Nerede kullanmamış? Kelimenin inkısamında kullanmamış. Ama kelamın inhisarını anlatırken ne yapmıştır? İnhisar, hasır ifade eden la yeteette zâlike nefyu istisnayı kullanmıştır. Peki neden böyle yapmıştır diye soracak olursanız. Arkadaşlar şimdi kelime kaç taneydi? İsim, fiil, harf. Kelam kaç tane de meydana gelir? En az iki tane değil mi? Bir müsned bir de müsnediyor olması lazım. Şimdi kelimenin isim, fiil, harf kısımlarına inkısamı çok basittir. Bunun anlaşılması çok kolaydır. Ama kelam iki tane kelimeden meydana geleceğine göre kaç tane alternatif var burada? Şimdi bakın arkadaşlar. İki tane kelimeden oluşturacağız kelamı. Kelime de isim, fiil, harf olduğuna göre kaç şık karşımıza çıkar? 6 tane şık karşımıza çıkar. Bunları ikileştiririz. Fiil, fiil, isim, isim, harf, harf, etti 3. Fiil, isim, 4. Fiil, harf, 5. İsim, harf, 6. Yani karşımıza 6 tane kısım çıkıyor. Bu 6 tane kısımdan kelam olmaya, çünkü ma'tallamene kelimeteyni, iki kelimeyi tezamun edecek dedik. İki kelime dediğin zaman fiil fiil iki kelime, isim isim iki kelime, harf harf iki kelimedir sonuçta, değil mi? Fiil harf iki kelimedir, isim harf iki kelimedir. Bunların her birisinden ma'tallamene kelimeteyni dediği zaman her ikisinden de olabilir, değil mi? 6 tane şık karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada ancak ve ancak bu 6 tane kısımdan İki tanesinde gerçekleşebiliyor. Dört tanesini eleyecek. Bundan dolayıdır ki burada hasrı açık açık getirmeye ihtiyaç duymuştur. Demek ki altı kısmı incelediğimiz zaman bunlardan istikra yapıp yani araştırma yaptığımız zaman kelam olmaya elverişli olan nedir? Dört tane ihtimali def ediyorsun, iki tanesi kalıyor. İşte dört tane ihtimali def edip iki tanesi kalması münasebetiyle burada hasrı açıktan açığa ifade etmiş oldu. وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ
illa fismeyni ev fismin ve fi'lin. Kelimenin kısımlarına geldiğimiz zaman, kelimenin kısımlarında, yani kelimenin isim, fiil, harf kısımlarına inhisarı nedir? Arkadaşlar, kat'idir. İnhisarı nedir? Kat'idir. Bir başka ihtimal yoktur. Yani kelime, isim, fiil, harften ibarettir. Bunun bir başka ihtimali yoktur. İhtimali olmadığını hasır delilinden de anladık biz. Doğru mu? Orada bir ihtimal yok ama burada ise iki kelimeden oluştuğuna göre 6 tane ihtimal var. Onun için orada hasır delili kullanmasına, affedersiniz, hasır edatı kullanmasına ihtiyaç duymadı. Burada hasır edatı kullanmasına ihtiyaç duydu. Şimdi arkadaşlar tekrar dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Zihin dünyanızda, fikir dünyanızda, efendim, hidaye okumak varken, fıkıh buyu okumak varken, feraiz okumak varken Molla Cami de nereden çıktı? Bizim fıkha ihtiyacımız vardır, usulü fıkha ihtiyacımız vardır, Molla Cami de nereden çıktı diye gelebilir. Bu yanlış vehmi düzeltmek için mutlaka işaret etmek istiyorum. Kafiyi elinize aldınız. El kelimetu efendim lafzun vuda'a li ma'nen müfredin ve hiye ismun ve fi'lun ve harfun liennehe imma entedülü ala ma'nen. Buraları okudunuz. Hiç böyle bir şey aklınıza gelir mi? Gelmez. Peki böyle bir şeyin gelmesi normal midir? Veya gelmemesi mi normaldir? Aslında işte hani adam sormuş nerelisin? Bölülüyüm, bölülü demiş. O bir adam da inceluğa bak, inceluğa bak demiş. Yani şimdi burada bu nükteleri anlamak, ilim dediğiniz işte burasıdır. Bu sadece bununla alakalı değil. Aynı şeyler hidayede vardır, aynı şeyler ihtiyarda vardır, aynı şeyler tefsirlerde vardır. İşte bu bakış insana neyi kazandırıyor? Meleke haline getiriyor. İbarelerde musanniflerin kastettiği nükteleri, yaptıkları tertiplerde kastettikleri nükteleri anlamak ve kavramak noktasında insana bir meleke kazandırıyor. Şimdi olaya baktığımız zaman kelimenin tarifi var, kısımları var. Kelamın tarifi var, kısımları var. Ama birisinin kısımlarını anlatırken vahiyye ismun ve fi'lun ve harfun diyor, hasır delili kullanmıyor. Birisinin kısımlarını anlatırken وَلَا يَتَأَدَّى ذَٰلِكَ اِلَّا فِسْمَيْنِ اَوْ فِسْمٍ وَفِعْلٍ diyor. Yani birisinde hasır edatı kullanıyor, birisinde kullanmıyor. Peki niye orada kullanmıyor, burada kullanıyor? Çünkü orada kelimenin üç kısmı inhisarı kat'idir. Bir başka ihtimal yoktur. Ama bu tarafta ise kelamın iki kelimeden ibaret olduğuna göre en az 6 tane şıkkı vardır ihtimal olarak. Dolayısıyla istikra yapman lazım, araştırman lazım. Bu 6 taneden hangisi elverişlidir diye. Çünkü kelimeteyni dedi tarifte. İki kelime dedi. İki kelime dediğine göre fiil fiil olabilir, isim isim olabilir, harf harf olabilir. Fiil harf olabilir, isim harf olabilir. Bunlardan hangisi araştıracaksın, sonuca varmış olacaksın. Dolayısıyla burada ikinci kısımda hasır edatını kullanma ihtiyacı bundan dolayı duymuştur. وَلَا يَتَأَتَّى اَيْ لَا يَحْسُلُ ذَٰلِكَ اَيْ الْكَلَامُ. Demek ki kelam tefsirini yapmakla beraber buradaki مُشَارٌ اِلَيْهِنْ İsnat ve tazammun olmadığını, tarifte olmadığını, hatta kelamın kendisi olduğunu söylemiş oldu. Bir de derkin uzağa delalet eden bir ismi işaret olması da bunu destekleyen bir şeydir. وَلَا يَتَعَتَّى بَلْكِ kelam gerçekleşmez, hasıl olmaz. İlla fismeyni, illa fi zımnismeyni dedi. O da bir zımn kelimesi koydu. Şimdi bakın arkadaşlar burada fi zarfiyet ifade eder. Doğru mu? Fi zarfiyet ifade eder. Şimdi velayete ette kelam hasıl olmaz. İlla fismeyni. Kelam hangisidir? Zeydün kaimun diyelim. Misal. Zeydün kaimun hasıl olmaz. İlla fismeyni. İki ismin içerisinde olur. Şimdi iki isimli oluyor, zarf oluyor. Doğru mu? Peki zarfın mezrufu ne? Mezruf da kelamdır. Kelam hangisidir? Zeydün kaimundur. Şimdi Zeydün Kaimun, Zeydün Kaimun içerisinde oluyor. Yani zarf ile mezruf aynı şey oluyor burada. Doğru mu? Halbuki zarf ile mezruf aynı şey olmaz. Mezruf zarfın içerisindekidir. Mezruf başkadır, zarf başkadır. Şimdi burada
Musannif illa fismeyni illa fi zımnismeyni diye tefsir etmiş bunu. Abdülgafur burayı tefsir ederken illa fi zımnismeyni hakikaten ev hükmen dedi. Hakikaten veya hükmen bu iki isim olur. Ve hakikaten hükmeni anlıyoruz değil mi? Mesela cesekun muhmelün dediği zaman efendim her ne kadar gerçekte cesek bir kelime değilse de onu ne yapıyoruz? Hâzel lafzu takdirinde yapmış oluyoruz onu. Efendim وَذَٰلِكَ مِنْ قَب۪يلِ تَحَقُّ الْعَامِ ف۪ي ضِمْنِ الْخَاسِ diyor. Bu ifadeyi paylaşacağım şimdi sizinle. Bu diyor مِنْ قَب۪يلِ تَحَقُّ الْعَامِ ف۪ي ضِمْنِ الْخَاسِ âmın, khasın zımnında tahakkuku kabilindendir. Ne demek istemiştin? Yani kelam nedir? Âmdır. Bu iki isimden olabilir, bir isim bir fiilden olabilir. Kelam genel bir ifadedir. Tamam. Buna ne diyoruz? Âm diyoruz. Bu âm tahakkuk ederken nerede, nasıl tahakkuk eder? Efendim, iki tane ismin zımnında tahakkuk eder veya bir isim bir fiilin zımnında tahakkuk eder. Şimdi ekdünnamesi olan arkadaşlar bakabilirler. İlla fî zımn ismeyne. Hâdet takdiru, bu takdir. Zımn kelimesini niye koydu burada? لِدَفْعِ اِعْتِرَاضٍ اَوْرَدَهُ الْهِنْد۪ي. Hindinin getirdiği bir itiraz var burada. Efendim, o itirazı def etmek içindir. Yani kime itiraz etmiş? İbn-i Hacib'e itiraz etmiş. وَلَا يَتَعَدَّى ذَٰلِكِ اِلَّا فِسْمَيْنِ. İlla fismeyniye hindi itiraz etmiş İbn-i Hacib'e. Bu ibaret uygun değildir dedi. Peki, ثُمَّ اَجَابَ عَنْهُ حَيْثُ قَالِ وَلَا يَحْصُلُ اَيْ الْكَلَامُ. Kelam hasıl olmaz. اَوْ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ اَوْ اِتَّضَمُّنُ اَوْ الْاِسْنَادُ الْاَصْلِيُ الْمَقْصُودُ لِذَاتِهِمْ falan. Yani burada وَلَا يَحْصُلُ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ'den maksat nedir diyor hindi? Kelam olabilir, tazammun olabilir, مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ olabilir. Yani مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ olunca kelamın tarifi olmuş oluyor. Efendim, اَوْ اِتَّضَمُّنْ kaç tane ihtimal vardı demiştik ذَٰلِكَ'de? Bir, isnad olabilirdi. İki, tazammun olabilirdi. Üç, tarif olabilirdi. Tarif neydi? مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ ister. Dört de kelam olabilirdi. Şimdi hindi diyor ki burada وَلَا يَحْسُلُ ذَٰلِكَ dediğimiz zaman ya kelamdır veya مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ yani tariftir değil mi? Yani tariftir. اَوْ تَضَمُنْ اَوْ الْاِسْنَاد el-aslıyı. اَوْ الْاِسْنَاد el-aslıyı. وَعَلَى الْاَوْوَلَيْنِ diyelim ki kelam veya مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ ise ذَٰلِكَنِ الْمُشَارُ اِلَيْهِ ki biz hani burada öyle yapmıştık onu. يُشْكِلُ الظَّرْفِيَّ o zaman فِسْمَيْنِ. Yani kelam ne olmuş oluyor? Zarftır. Mezrufu, affedersin, isim iki isim ne oluyor? Zarf oluyor. Mezrufu nedir? Kelamdır. O zaman bir şey kendi nefsine zarf olması gerekiyor. Zaten Zeydun kaimun kelamdır. İki isim de Zeydun kaimundur. Bir şeyin kendi nefsine مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ bil isnat dersen, مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ bil isnatla nedir? مَا Zeydun kaimun, tazammene kelimetini bil isnat. İsnatla iki kelimeyi tazammun etmiş. Bu da şimdi diyor ki fismeyni. Yani burada ne lazım geliyor? Zâlike-i muşarilehi kelam yaptığın zaman veyahut da tarif yaptığın zaman bir şeyin kendi nefsine izafeti lazım gelmiş oluyor. Affedersiniz. Bir şeyin kendi nefsine zarfı, yani zarfla mezrufun aynı şey. Bir şey kendisine zarf olması gerekiyor. Bir şey kendisine zarf olunca efendim ne olmuş oluyor? Zarfla mezruf aynı olmuş oluyor. Şimdi bu oda zarftır arkadaşlar. Bir de bu odada neyiz? Mezrufuz. Zarf mezrufu kuşatandır. Zarf başkadır, mezruf başkadır. Eğer biz velayete ette evvelki kelam dersek veya kelamın tarifini kastedersek Zeydun kaimun oluyor örneğin verdiğimiz misalde. İlla fismeyni. O ikisim de zaten Zeydun kaimundur. Fi de zarfiyet ifade ettiğine göre kelam fismeyni olmuş oluyor. Yani zarfiyetü şey ili nefsihi. Zarfiyetü şey'i li nefsihi. Bu da nedir? Batıldır, caizdir. Feyücabu, buna cevap şöyle verilir. Bi ennel kelami kelam külliyün, küllidir. Kelam dediğin zaman bütün nedir? Hepsine şamildir. Külliyün, küllidir. Yasihu mazrufen lil cüz'iyi. Cüz'iye, mazruf olmaya elverişlidir. Ve hasılül i'tirazı, itirazı şöyle anlatabiliriz. Enne kevnel kelimeteyni darfen lil kelami. İki kelimenin kelama zarf olması يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ شَيْءِ ظَرْفًا لِنَفْسِهِ bir şeyin kendi nefsine zarf olmasını gerektirir. لَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ هُمَا الْكَلَامِ
Çünkü iki kelime zaten kelamın kendisi. Ve hasulü cevap. Cevap nedir burada? Ennel kelame kelam, el'am, am olan kelam, la yahsulu gerçekleşmez, illa fi zimnil kelamil khas. Khas olan kelamın zımnında gerçekleşir. Demek ki burada am olan kelam, khas olan efendim, khas olanın zımnında, khas olan kelamın zımnında gerçekleşmiş olur. Yani kelam dediğimiz zaman her isnadı tazammun eden nedir? Kelamdır. Bu nedir? Amdır. Bu amın gerçekleşmesi, Zeydun kaimun da burada nedir? O amın fertlerinden bir ferttir. Havasının hususi fertlerinden bir ferttir. Amın havasının fertlerinden bir fertte tahakkuku anlamındadır bu. Onun için Abdülgafur'da da min kabili tahakkukul am fi zimnil khas. Yani biz kelam diyoruz. Kelam dediğimiz zaman hepsinin tarifini yaptık. Bu oldu am. Bu am olan mutlaka fertlerden bir fertte tahakkuk eder. Değil mi? Mesela ne diyoruz? El insanu hayvanun natıkun diyoruz. Doğru mu? Şimdi hayvan natık nedir? Amdır. Ama bende gerçekleşiyor, sende gerçekleşiyor. Buna tahakkukul am fi zimnil khas deniyor. İnsanlık bende gerçekleşiyor, ben onun zarfı oluyorum. Bu ne oluyor? Tahakkukul am fi zimnil khas olmuş oluyor. Bunda sıkıntı yok. Yani burada zarfiyeti şeyli nefsi lazım gelmiyor. Birisi amdır, birisi khastır. Şimdi mesela hayvan natık nedir? Am bir manadır değil mi? Hayvan natık bende gerçekleşiyor, sende gerçekleşiyor. Sen ve ben her birimiz onun neyiz? Hususi fertlerinden bir ferdiz. Her am mutlaka bir hasın zımnında tahakkuk eder. İnsan misalinde olduğu gibi. Şimdi kelam da nedir? İnsanın yerine koyun kelamı. Kelam nedir? Matallamene kelimetinin bir isnat. Bu am bir şeydir. Bunun binlerce, milyonlarca nesi var? Fertleri vardır. Ama her am mutlaka bir hususi ferdin zımnında tahakkuk ediyor. Ne gibi? İnsanlık sende bende tahakkuk ettiği gibi. O zaman burada zarfiyetü şeyli nefsi lazım gelmiyor. Birisi am, birisi has olunca aynı şey değillerdir yani. Mutlaka am, hasın zımnında tahakkuk eder. Yani bu havada bir şey değildir. Sende gerçekleşecek, bende gerçekleşecek. Fertlerinden bir fertte gerçekleşmiş olacak. Onun için burada zımın kelimesini koyduğu zaman efendim, illa fi zımn ismeyni, iki ismin zımnında gerçekleşir. Bu am mana ancak iki ismin zımnında gerçekleşir. Demiştir. Ahaduhuma, o iki isimden birisi müsnedün müsnettir vel aharu müsnedün ileyhi, diğeri nedir? Müsnedün ileyhtir. İki isimden meydana gelir. Bu iki isimden birisi müsned, birisi nedir? Müsnedün ileyhtir. Şimdi normalde arkadaşlar mesela Zeydun kaimun. Zeydun kaim, iki isimden meydana gelen cümleye baktığımız zaman Zeydun kaimun hangisi müsned, hangisi müsned ileyh? Zeydün müsned ile kaimun müsnettir. O zaman illa fi zimn ismeyni ahaduma müsnedun ileyhi demesi lazımdı. Vel ahirun müsnedun demesi lazım değil mi? Böyle beklenirdi. Çünkü Zeydün kaimun isim iki isimden meydana geldiğinde birincisi müsned ileyh olur. İkincisi müsned olur. Ama şimdi müsned ve müsned ileyhe baktığımız zaman arkadaşlar müsned ileyh ne zaman müsned ileyh oluyor? Ona bir şey isnat edildiği zaman müsnedün ileyh oluyor. Doğru mu? Yani mesela Zeydün müsnedün ileyh olamaz. Ne zaman? Kaimun ona isnat edildiği zaman müsnedün ileyh olur. Yani isnat tahakkuk edecek ki müsnedün ileyhlik de tahakkuk etmiş olsun. Yoksa burasının nazarı itibar alarak müsned ve müsnedün ileyh demiştir. Öbür türlü nazarı itibar alsaydı mesela Zeydün kaimun tertibine bakarak mutlaka isim cümlelerinde normal olan arkadaşlar önce isim cümlesi mübteda haberdir veya amil olan on harfin ismiyle haberinde meydana gelen cümledir. Mutlaka önce müsned ileyh gelir. Normali budur yani. Önce müsned ileyh gelir, sonra müsned gelir. O zaman iki isimden meydana gelir derken müsned ileyh ile müsnedden meydana gelir demek beklenir. Böyle dese biz bunu bu şekilde izah ederdik. Ama birisi müsned, birisi müsned ileyh diyorsa bunu nasıl izah edeceğiz? Diyeceğiz ki bir şeye müsned ileyh diyebilmek için müsned ileyh ona isnat edilmiş. Hani henüz daha bir şey isnat edilmeden ona müsned-i ileyh denmez. Bu itibarla önce müsned ve müsned-i ileyh değildir. اَوْ فِي ظِمْنِ اسْمٍ مُسْنَدِ اِلَيْهِ وَفِعْلٍ مُسْنَدٍ Veyahut da bir isim ile bir fiilden ki o isim mutlaka ne olur? Müsned-i ileyh olur. Ve bir fiil ki o da mutlaka ne olur? Müsned olur.
İki isimden meydana gelirse, iki isimden bir isim müsned, bir isim müsned ileyhtir. Bir isim bir fiilde meydana geliyorsa, bu da nedir? Şimdi kafiyenin bazı nüshalarında burası anlatılırken arkadaşlar şöyle geçiyor. Ve fi bazı nüshah ev fi fiilin ve ismin. Yani illa fi ismeyni ev fi ismin ve fiilin değil de ev fi fiilin ve ismin. Fiil önce geliyor, isim sonra geliyor. Hangisi doğrudur sizce? Eğer bir yerde fiil varsa fiil cümlesi oluyor. Fiil cümlesi olunca nasara zeydun. Önce fiil gelir değil mi? Yani ev fi fiilin ve ismin cümlenin oturuşuna en uygun olan burasıdır. Fakat bazı nushalarda böyle geçiyor. Asıl nushada nasıl geçiyor? Ev fi ismin ve fiilin diye geçiyor. Bakalım ne diyecek? Ve fi bazı nushak ev fi fiilin ve ismin. Peki bunun izahı ne olabilir arkadaşlar? Bunun izahı bu ileride anlatacağı şey o değildir şimdi. Fe inne terkibe sünayi ayrı bir şeydir. Ev fi fiilin ve ismin nushası neye göredir? Ev fi ismin ve fiilin nushası neye göredir? Şimdi ev fi ismin ve fiilin de arkadaşlar fiil kendi başında kaim olmaz. Nasıl ki müstedir müstedir olabilmesi için ona bir şey isnat edilmesi lazım. Fiil meydana gelebilmesi için önce fail lazım. Yani fiili meydana getiren kimdir? Faildir. Bu açıdan yani fiilin meydana gelmesinde önce fail vardır. Fiili oluşturuyor ve fiil meydana geliyor. Bu bakımdan şey önemlidir. Söyleyin. Fiil cümlesinde isim önemlidir. Ehemmiyetine binaen ismi burada takdim etti. Yoksa kelamın oluşmasına baktığımız zaman el fi fiilin vesmin denmesi tertip açısından daha doğru olurdu. Bazı nüshalarda bu ciheti nazara itibara alarak efendim ne yapmışlardır? Ev fi fiilin vesmin demişlerdir. İsmin takdim hakkı var mıdır? Takaddüm hakkı var mıdır? Vardır. Şimdi arkadaşlar dedi ki وَلَا يَتَأَتَّى ذَٰلِكَ اِلَّا فِسْمَيْنِ اَوْ فِسْمٍ وَفِعْلٍ Ya iki isminin zımnında gerçekleşir veya bir fiil bir ismin zımnında gerçekleşir. Kaç tane şıkkı elini tersiyle itti? 4 tane şıkkı. 6 tane şıktan ikisini seçti ve bunlar da hasır gerçekleştirdi. Gerçekten bu iki tanenin dışında gerçekleşmez mi? Burada söyleyeceğini ben önce ezberden size söyleyeyim. İbare kolaydır, zor değildir. Şimdi mesela iki fiil yan yana gelse bundan kelam olmaz. Çünkü fiil olsa olsa ne olur? Olsa olsa değil, fiil müsned olur. Peki iki fiil olduğuna göre müsnedüyle eksiktir. Doğru mu? Peki bir fiil bir harf olsa fiil müsneddir, müsnedüyle yine yoktur. Tamam. Peki iki harf olsa ne müsned var ne de müsnedüyle var. Harf de müsned de olmaz, müsnedüyle olmaz. İsimle harf yan yana gelse İsmin müsned ile olma ihtimali var, bu sefer müsned yoktur. İsmin müsned olma ihtimali var, bu sefer müsned ile yoktur. Çünkü harf bir işe yaramıyor. Yani müsned ve müsned ile olma noktasında bir işe yaramıyor. O zaman fiil ve fiil olmuyor. Niye olmuyor? Müsned ile yok. Fiil ve harf olmuyor çünkü müsned ile yok. Harf olmuyor çünkü hiçbirisi yok. İsim harf olmuyor çünkü ya müsned yok veyahut da müsnedü ileyh yok. O zaman 4 tane şıkkı biz böylece ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Ne kaldı geriye? 2 kaldı. İşte onun için velâ yete'ette velki illâ fismeyn. 6 şık düşürme. 2 kelimeyi tazammun eden deyince aklına başka bir şey geliyor senin. 2 tane kelimeyi tazammun ediyorsa kelime de 3 kısımdı. 3'ü 2 ile çarparsan 6 tane kısım vardır. Kelamın 6 kısmı karşımıza çıkar diye düşünme. Asla. فَاِنَّ التَّرْكِيبَ سُنَائِيَّ İkili terkip. Niye biz ikili terkipten bahsediyoruz arkadaşlar? Çünkü مَا تَظَمَّنَا كَلِمَتَيْنِ dedik. Kelamın meydana gelebilmesi için ikili terkibe ihtiyacımız var. كَلِمَتَيْنِ demiştik. İkili terkip بَيْنَ الْاَقْسَامِ ثَلَاتَةِ Peki bu ikili terkibi nereden oluşturacağız? İsim, fiil, harf. 3 taneden oluşturacağız. Evet. يَرْتَقِ اِلَى سِتَّةِ اَقْسَامٍ Çarpalım. 3'ü 2 ile 6 olur değil mi? Minha min cinsin vahidin bir cinsen olanlar var mesela ismun ismun fi'lun fi'lun harfun harfun. Ve selasetun minha min cinsin vahidin 3'ü bir cinstendir. İsmun vesmun fi'lun ve fi'lun harfun ve harfun. Ve selasetun minha min cinsin 3 tanesi de farklı cinsen olur. İsmun ve fi'lun
İsmun ve harfun, fi'lun ve harf. Altı kısım böyle çıktı karşımıza. Ve minel beyyini, şu çok açık ve nettir ki ennel kelame la yahsulü bidunil isnad, isnadsız meydana gelmez. Vel isnadü la budde lehum min müsnedin ve müsned ileyh. İsnad meydana gelebilmesi için müsned ve müsned ileyh ihtiyaç vardır. Ve huma la yetehakkakana illa fi zımn ismeyni. Yani müsned ve müsned ileyh nerede olabilir? İki isim de olabilir. Birisi müsned olur, birisi müsned ileyh olur. Ev fismin ve fiilin veya bir isim bir fiil de olur. O isim müsned ileyhtir kesinlikle. Fiil de müsneddir kesinlikle. Ve ammel aksamul erba'atul baqiyetu. Geride kalan dört kısım. Fe fil harfi vel harfi mesela. Harf harfte ne olur? Kilahuma mefkudani. Ne müsned var ne de müsned ileyh var. Ve fil fiili vel fiili. Fiil ve fiilde. Ve fil fiili vel harfi. El müsned ileyh mefkudun. Müsned var ne yok? Müsned ileyh yok. Ve fil ismi vel harfi. Ahaduhuma mefkudun. İsim ve harfte. Ya müsned yok, ya müsned ileyh yok. Çünkü isim müsned olmaya da, müsned ileyh olmaya da elverişlidir. Fe innel isme inkâne müsneden fel müsnedü ileyhi mefkudun ve inkâne müsned ileyhi fel müsnedü mefkudun. Burası anlaşıldı. Şimdi bize şöyle bir itiraz gelebilir. Nasıl bir itiraz gelebilir? İki kelimeyi tazammun edendir dedin. Ya Zeyd dedin. Bu kelam müfit değil midir? Bak bir harf. Yani de harf değil mi? Zeyd, ya Zeyd. Bak harf ile isimden olmaz dedin sen. Ya Zeyd. Yani müfittir bu sonuçta. Diyor ki ve nahvu ya Zeyd. Ya Zeyd gibilerle bana itiraz etme diyor. Ve nahvu ya Zeyd. Ya Zeyd gibiler bi takdiri ed'u Zeyden. Ya Zeyd'i biz kelam desek de ed'u Zeyden takdiriyle söylemiş oluyoruz onu. Şimdi ed'u Zeyden dersek orada ed'u fiildir. Ene failidir. Felem yekün min terkibil harfi vel ismi. Bu harf ve isim terkibinden değildir. Bel min terkibil fiili vel ismi lezi huvel menviyu fi ed'u. Burada ne vardır? Fiil ve isim vardır ki. O isim nerededir hani? O Zeyd değil o. Ed'u'nun altındaki. Efendim enedir. Yani ya Zeydü'ye biz kelam diyorsak ya ile Zeyd'den ibaret değil. Ya, ya'nın orada ed'u manasını tazammun ediyor. İşte o ed'u altındaki menvi olan, diyelim menvi olan ene ile beraber nedir? Kelamdır. Dolayısıyla ya Zeyd, ya ile Zeyd'den ibaret bir kelam değildir. Harf ile isimden kelam meydana gelmiş değildir. Buyur. Yani tabii yaparsın. Biz geride hani okuduk ya. Yani fiil iki kelime hakikaten olur veya hükmen olur. Mesela unsur dedik diyelim. Unsur altında istidarı vaciptir. Ente var diyoruz. O hükmen iki kelime sayılıyor. Buradaki ed'u da hükmen iki kelime sayılıyor. Arkadaşlar şimdi el ismi madelle ala manen fi nefsiye geldik. Bu bahis kaç sayfa sürüyor sizde? Yani el ismi madelle bahsi Kafiye'nin affedersin Molla Cami'nin en hararetli bölümüdür. Hasıl mahsul bahsi dediğimiz bahis buradadır. Hasıl mahsul bahsi Molla Cami'nin de özetidir tabiri caizse. Yani zorluk açısından nasıl ki İzzi'de Kara Yahya bahsi meşhursa İzhar'da Kara Yahya bahsini bilmiyorsun. Hayye Yahya meselesi var ya. Yani ibareden onu çıkarmakta sıkıntı vardır. İzhar'da ismi tafsil bahsi gündemde ise Molla Cami'de de hasıl mahsul bahsi önemlidir. Yani zor kabul edilir. Ama Allah'ın izniyle zor olmaz.